Saygıdeğer izleyenler, bugün 13 Ocak 2020, Ünye'nin tarihi saray hamamının açıldığı gün, saray hamamının açıldığı güne denk gelen ve 1965 yılında son kez bu eski hamamda yıkanıp, bugün de ilk müşteri olarak gelen Çamurlu Mahallesi sakinlerinden, ömrünü gurbet elde tüketmiş Tarık Özalp kardeşim ve işletmecilerle beraberiz. Önce Tarık Özalp'a soruyoruz. 65'ten bugüne 55 yıl sonra son olarak yıkandığın saray hamamında ilk kez yıkandığın neler hissediyorsun Sayın Özalp? Yani dikkatimi çekti. Değişen bir şey yok. Olduğu gibi kalmış. Biraz yenilenme olmuş ama eski günlere yine yaşadım yıkanırken. Gayet güzeldi. Memnun oldum. Memnun oldunuz. Memnun oldum. Gayet güzeldi. O zaman ülke genelinde olduğu gibi dünyada da buranın sadece hamam kültürünü değil, ekstradan bentonit kilinin de kültürünü dünyaya tanıtmak istiyor bu işletmeciler. İnşallah. İnşallah muvaffak olurlar. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, bir de ilk müşterisiyle beraber işletmeci, yönetici kardeşimiz maden mühendisi Hamit Tecer. Siz neler düşünüyorsunuz müşterinizle ilgili olarak? Vallahi ilk müşterimizin buranın ilk halini bilen ve burada çok yıkanmış iyi bir müşteri olması tabii bizim için bir gurur kaynağı oldu. Evet. Çok da sevindik. Ayağı da uğurlu gelecek inşallah. Kesinlikle. Bu nedenle bundan sonrası için de biz belirlediğimiz konsepte buraya temiz, düzenli, Ünye'ye yakışır bir hizmet vermek için çabalayacağız. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, bu memleketin özünden çıkmış eski ünlü bir futbolcu, Ünye Özel İdare Müdürlüğü'nden emekli İsmail abimiz, İsmail Kocaoğlu'nun futbolcu oğlu, işletmenin hissedarlarından, hiç konuşmayı sevmeyen ama bu sefer tutacağım, çaresi yok. Evet, hem çocukluk arkadaşın hem de evet, işletmenizin evet ilk müşterisi evet Tarık Bey ile ilgili ve evet, işletmeniz saray hamamı ile ilgili ne söylersiniz? Vallahi Tarık abiye teşekkür ederim. İlk müşterisi o oldu. Evet, İnşallah nasip bir saat 7'den sonra da ben de gireceğim, deneyeceğim. Hakikaten öyle. Çocukluğum bu hamamda geçti. Çok yakın biliyorsun evet benim evim. Evet. 50 metrelik bir mesafede. Arka tarafta da top oynayıp hatta buraya gelip yıkandığım şimdi gözümün önüne geliyor. Çok mutluyum. Kaldı ki ilave edeceğim bir şey var. Karşıdaki Paşa Bahçe konuk evi var işletme. Var. Ben orada doğdum zaten. Evet. Dolayısıyla tam karşısında doğdum. O nedenle ayrı bir mutluluk duyuyorum. Vallahi emeği geçen herkese, ortağım olsun, yerel yönetimler olsun, kim şey yaptıysa ellerine sağlık, koluna sağlık, her şeyine aynen sağlık, teşekkür ederim. Biz de saray hamamının hamam kültürü yanında daha düne kadar annelerimizin çamaşırlarını yıkadığı kili insan sağlığı yönünde işleyerek bentonit kili kültürüyle buluşturacakları için emeği geçen sizler başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor. Kolaylıklar, bol şanslar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.